Toplantımız devam ediyor. Ülkemiz içeride ve dışarıda pek çok sorunla karşı karşıya. Merkez Yönetim Kurulumuzda görüştüğümüz sorunlar arasında fiyatları iktidar tarafından belirlenen ürünlerdeki zam yağmurları, ekonomik kriz ve krizin tüm yükünün kamu emekçilerinin sırtına yıkılması, Suriye'de giderek Türkiye aleyhine seyreden olaylar ve Türkiye'nin yönetilmediği, Türkiye'nin savrulduğu gerçeği vardı. Sözlerime başlarken içinde bulunduğumuz Muharrem ayının kardeşliğe, dostluğa, berekete vesile olmasını, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, tabii geçtiğimiz hafta çok önemli yıl dönümlerinde yaşadık. 26 Ağustos ile başlayan haftayı Büyük Zafer'in 97. yılını kutladığımız 30 Ağustos ile tamamladık. 30 Ağustos zaferi bu topraklarda bu milletin büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizmini attığı çok güçlü bir tokattır. Farih Rıfkı Atay'ın sözleriyle nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Bu olağanüstü zaferi, şehit ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün müthiş dehası ve liderliğiyle kazandık. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi kuşaklardır milletimizin tertemiz gönüllerine nakşolmuştur. Ama bundan 97 yıl önce nasıl büyük zafere sevinemeyen, Yunanlılardan kurtulduk bakalım Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız diyen hainler varsa, bugün de büyük zaferin başkomutanının şanlı hatırasını bu milletin gönlünden silmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu topraklar için savaş meydanlarında vermiş olduğumuz şehitlere kin ve nefretlerini kusmak için fırsat kollayan kara yürekler var. Biliyorsunuz güzel bir tevafukla bu yıl 30 Ağustos Cuma'ya geldi. Diyanet 30 Ağustos'ta camilerde okuttuğu Cuma hutbesinde vatan dedi, istiklal ve istikbal dedi, bayrak dedi, şeref dedi, haysiyet dedi, millet dedi, zillet demeyi de unutmadı. Ama bu vatanın istiklal ve istikbalini kurtarmış, şanlı bayrağımızı yere düşürmemiş, milletin şeref ve haysiyetini koruyarak zillete düşmesini engellemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hutbede geçiremedi. Mısır Arap Cumhuriyeti'nin vefat eden eski cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran, bu topraklar üzerinde ezanı Muhammedi'nin susmamasını sağlayan, bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cuma hutbesinde anmadı, anamadı. 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uygulanan sansür aslında tek olay değil. Diyanet bu yıl 15 Mart'ta Çanakkale Zaferi ve Birlik Ruhu diye hutbe okuttu. Ama hutbede tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten kahraman komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü tek bir cümleyle olsa dahi anmadı. 2017'de 10 Kasım Cuma'ya denk geldi. O gün okutulan hutbede ölüm yıl dönümünde bu cumhuriyetin banisine bir rahmet dahi dilenmedi. Atatürk'le beraber milli mücadelede omuz omuza savaşmış, o günün sarayı tarafından hakkında idam kararı verilmiş Diyanet'in ilk başkanı rahmetli Rıfat Börekçi hocamızın asil duruşu nerede? Bugün Diyanet'in başına sarayın atadığı milyonluk arabalarla, makam arabalarıyla arz endam eden, siyaseti cami minberlerine ve kapılarına kadar taşıyan, keşke Yunan galip gelseydi diyen Atatürk düşmanını resmi cübbesiyle ziyaret eden sarayın memurunu, 82 milyonun verdiği vergilerle Diyanet'in koltuklarında oturup bu milletin ortak değeri Atatürk üzerinden kim ve düşmanlık siyaseti üretmeye çalışanlar varsa cübbelerini derhal çıkarsınlar.
Gelsinler Er Meydanı'na. Milletimiz bu kendini bilmezlere sandıkta boylarının ölçüsünü verecektir. Yok eğer hem Atatürk'e kin ve düşmanlık besler hem de koltuklarımızda otururuz diyorlarsa o zaman gereğini yapma sorumluluğunu onu oraya atayan saraya aittir. Saray gönlü Atatürk sevgisiyle dolu cami cemaatine Atatürk'ü unutturmak için format atmaya kalkan bu kendini bilmezleri Atatürk'ün kurduğu kurumda Rıfat Börekçi'nin oturduğu makamda bir dakika bile tutarsa bu suça ortaktır. Ama balık baştan kokar diyorlar. Bugün iktidar eliyle Türkiye'nin hazinesinden maliyesine, askeriyesinden adliyesine tüm kurumları aşınıp çürütülürken Diyanet'te kendi payına düşeni almıştır. Geçtiğimiz hafta değinmiştim. Bu hafta bir daha değiniyorum. Genel Başkanımız 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm eleştirileri de göğüsleyerek Yeni Kapı mitingine katıldı ve orada tarihi bir konuşma yaptı. Sayın Genel Başkanımız o konuşmada kışlaya, adliyeye, camiye siyaset girmemelidir demişti. Çünkü bu üç yere siyaset girerse kurumlar çürür, kurumlar çürürse toplum çözülür, milletin birlik ve beraberliği tehlikeye düşer. Bugün kurumlarımızdaki bu çürümenin tek örneği Diyanet İşleri Başkanlığı değil. Bunun bir başka örneğini bugün adli yılın açılış töreninde yaşadık. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Yargıtay'da yapılan adli yıl açılış törenleri şimdi icranın başında bulunan sarayın himaye ve gözetiminde yapılıyor. Kanunları uygulamakla görevli hakim ve savcılar Danıştay tarafından kaçak ve kanunsuz olduğu karara bağlanmış sarayda yapılan toplantıda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın önünde ayağa kalkıp cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlardı. Merak ediyoruz. Yeri geldiğinde vatandaş adına yürütmeyi denetleyecek olan bu hakim ve savcılar yargının bağımsızlığını unutarak yürütmenin başının kendine mekan eylediği kaçak sarayda nasıl adli yıl açmayı içlerine sindirebiliyorlar? Bir kanunsuzluğa dekor olmayı nasıl hazmedebiliyorlar? Bu ülkede hakim ve savcılar yargının bağımsızlığına, adalete ve kanunlara saygı duymadıktan sonra milletten adalete güvenmesini nasıl bekleyecekler? Siyasetin bir aracı, bir uzantısı haline gelen yargı en başta kendine zarar verir. Unutulmasın güçsüz adalet, aciz, adaletsiz güç ise zalimdir. Güçler ayrılığının, denge ve denetimin olmadığı bir ülkenin ufku parlak olamaz. Son 5 yıldır yaşadığımız tecrübe bunu artık herkese göstermiş olmalıdır. Hukuk üstünlüğünün olmadığı bir ülkede aç da büyümez, iş de büyümez. Türkiye 2014'te dünya hukukun üstünlüğü endeksinde 59. sıradaydı. 2019'da 50 basamak birden düşerek 109. sıraya gerildi. Bugün Yargıtay Başkanı yaptığı konuşmada bu uluslararası endeksleri eleştiriyor. Ama kendisi daha birkaç ay önce yargıya güvenenlerin oranının %70'lerden %30'lara düştüğünü söylemişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı da bu oranı %38 olarak teyit etmişti. Bugün milletin karnı doymuyorsa, tencereleri kaynamıyorsa, işsizlik almış başını gidiyorsa sebebini bunlarda aramalıyız. Onun için bunlardan bahsediyorum. Ama sonuç itibariyle memlekette işsizlik başını aldı gitti, ekonomi durdu, millet pahalılık altında inim inim inliyor. Sebebi devletin adalet direği çöktü, yıkılan çatının altında hep beraber kalıyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diyoruz. Olan da alın teriyle, emeğiyle geçinen yurttaşlarımız oluyor. Bugün 2019'un ikinci üç ayına ait milli gelir rakamlarını açıkladılar. Türkiye ekonomisi son üç çeyrektir, yani 9 aydır sürekli geriliyor, küçülüyor, ufalıyor. Ekonomimiz bu yılın ikinci üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 daralmış. Yılın ilk 6 ayında ekonomideki daralma geçen yıla göre %1,9 olmuş.
2018'de 789 milyar dolar olan milli gelir bu yılın ikinci üç ayı itibariyle 722 milyar dolara düşmüş. Yani tam 77 milyar dolar azalmış. (gülüyor) 2008 yılında dolar cinsinden milli gelirimiz, hatırlayın ben bunu hep söylüyorum, 777 milyar dolardı. Yani bugün 11 yıl öncesinin gerisine gitmişiz. İlk 6 ayda milli gelirde erime, biraz önce söylemiştim, 67 milyar dolar olmuş. Orta vadeli programda bu yıl için belirlenen %2,3 büyüme hedefinin tutması için yılın geri kalanında büyümenin %6,1 olması gerekiyor. Bu da tabii mümkün değil. Sanayi ve hizmetler sektörü son 3 çeyrektir. İnşaat sektörü son 4 çeyrektir daralıyor. Ekonominin üretim kapasitesi ve büyüme potansiyelini belirleyen yatırım harcamaları tepe taklak olmuş vaziyette. Bu yılın ikinci üç ayında yatırım harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %23 daralmış. Bugüne kadar milli gelir serilerine baktığımız zaman bir çeyrekte bu kadar büyük bir daralma hiç görmemiştik. Ama bugün medyadaki bazı yorumlara bakarsanız toparlandık diyorlar. Yatırım olmadıktan sonra neyi toparlıyorsunuz? Yılın ikinci üç ayında makine ve teçhizat yatırımları %16, inşaat yatırımları %29 daralmış. Aslında bütün bu rakamlar yönetilen bir ekonominin rakamları değil. Bu rakamlar savrulan bir ekonominin rakamları. Son iki ayda doğalgaza yaklaşık %15+15 zam yapıldı. İki zamın toplamı %32 ediyor. Çaya da üst üste %15+%15 zam yapıldı. Yakın zamanlarda şekere %16 zam yapıldı. Elektriğe %15 zam yapıldı. Benzinin litresi yeniden 7 liraya dayandı. Yani fiyatı iktidar tarafından, bu yönetim tarafından belirlenen veya yönlendirilen ürünlerde tam bir zam yağmuru var. Dolayısıyla baktığımız zaman tabii bu zamlar enflasyona yansıyacak. Ama doğalgaza, elektriğe, akaryakıta, yani üretimin temel girdilerine yapılan bu zamların bir de dolaylı etkileri var. Bu zamlar aynı zamanda şirketlerin üretim maliyetlerini de etkiliyor. Ve dolayısıyla da bu zamlar tüm sektörlerde fiyat artışlarını, enflasyonu, hayat pahalılığındaki artışı tetikleyecek. Bugün ve oradaki bütün planları, üretim planlarını da olumsuz yönde etkileyecek. O nedenle İstanbul Sanayi Odası yapılan zamlara isyan ediyor. Bu isyanın sebebi işte bu. Daralan ekonomide vergi toplayamayan iktidar şimdi yaptığı zamlarla milleti adeta haraca bağladı. Geçen kış evini ısıtmak için aylık 350 lira doğalgaz faturası ödeyen bir aile bu kış, o da yeni zamlar gelmezse, 462 lira ödeyecek. Şimdi hatırlayalım hep beraber. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı meydan meydan dolaşıp ne diyordu? Bay Kemal dinlesin, doğalgazda %10 indirim yapıyoruz. Ne oldu indirim? Seçimden sonra doğalgaz fiyatlarında %32 artış yapıldı. Aynı genel başkan dün çıkmış, sıkılmadan seçim döneminde verilen sözlerin tutulup tutulmamasından bahsediyor. İnsaf ki ne insaf. Kalkmış bize namus üzerine edilen yemin dersi vermeye kalkıyor. Kim bu dersi vermeye kalkıyor arkadaşlar? Anayasamızın 103. maddesine göre görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine, namusu ve şerefi üzerine ant içmiş kişi. Seçimlere tarafsız cumhurbaşkanı olacağım diye girip seçimlerden sonra kendini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanlığına seçtiren kişi. Verdiği sözleri tutmayan, yeminine sadık kalmayan birilerinin kalkıp da bize yemin dersi vermesine cevabımız
Bunu çok sık söylüyorum basın toplantılarında. Ancak İsmet Paşa'nın sözleriyle olur. Hadi canım sen de. Bu zam yağmuruyla bütçe milletin sırtından düzeltiliyor. İktidar da bütçeyle yandaş şirketlerin 400 milyar liralık borçlarını yapılandırıyor. Havuz müteahhitlerine milletin geçmediği köprünün, otoyolun, yatmadığı hastanenin, uçmadığı havalanlarının garanti bedellerini ödeyecek. Tam bir yağma düzeni. Hep söylüyorum, sarayda sarayın kibirli adamı da milletten koptu, milleti unuttu. Son bir ayda sadece doğalgaza %15+15 zam yapacaksın. Ondan sonra da memura diyeceksin ki önümüzdeki yıl sana %4+4 zam. İnsaf. Bu millette dalga geçmek. Türkiye'de her yıl sahnelenen bir tiyatro var. İktidar memur sendikalarıyla pazarlık yapıyormuş gibi masaya oturuyor. Sonra anlaşamıyorlar. İş hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti de iktidar ne derse onu imzalıyor. Masaya oturan sendikadan çıt çıkmıyor. Bu yıl da aynı oyunu seyrettik. Memur sen 2020 için taban maaşa 200 lira seyyanen ilk 6 ay için %8, ikinci 6 ay için %7 zam istemişti. Saray %4,4 zam teklif etmişti. Hakemden ne çıktı? %4+4. Sonra da bunun adına toplu sözleşme pazarlığı diyorlar. Bunun adı dört dörtlük tiyatro arkadaşlar. Bunun adı memurun alın terini gasp etmek. Bunun adı başkan olma ihtirasıyla gözleri kör olanların çıkarttıkları krizin tüm yükünü memurun, tüm çalışanların, tüm üretenlerin omuzlarına yıkmasıdır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi devraldığı belediyelerde israfla mücadeleye başladı. Artık milletin kaynakları belirli adresler, belirli eller, belirli gündemler için değil, millet için harcanıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Ensar, TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflarla olan protokolleri iptal etti. Bugüne kadar İstanbul'un bütçesinden bu vakıflara 357.453.972 lira harcandığını da böylece öğrenmiş olduk. Vakıflar bizim kültürümüzde çok önemli müesseselerdir. Hayırseverler servetlerini ve zamanlarını hayır işleri için vakfederse o vakıflara herkes saygı duyar. Ama vakıflar kurucuların şahsi servetlerini ve hayırseverlerin bağışlarını değil de kamunun kaynaklarını tüyü bitmedik yetimin parasını harcıyorlarsa bunun hesabı sorulur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilciliğimiz Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi'ne başvurarak Ensar ve TÜRGEV Vakfı'nın 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kurdukları Türken Vakfı'na bugüne kadar ne kadar bağış yapıldığını sordu. Vergi Dairesi de gayet şeffaf bir biçimde 2014-2017 arasında bu vakfa 54 milyon 250 bin dolar bağışta bulunulduğunu açıkladı. Yani yaklaşık 320 milyon Türk lirası. Son iki yılda yapılan bağışlar henüz rapor edilmediği için toplam bağış rakamını henüz bilmiyoruz. Peki bu paralarla ne yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftlik alınıyor. New York'un en lüks mahallesi Manhattan'da gökdelen dikiliyor. Sorsan ABD'de okuyacak öğrencilere yurt yapıyorlar. Gümrükçünün bavulda yakaladığı saatlere tavuk yemi diyen kaçakçının hikayesi yerseniz. Bu vakıflara bu bağışları kimler yaptı? Paralar Türkiye'den mi gitti yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde mi toplandı? Bunu da bilmiyoruz. Ama artık şunu çok iyi biliyoruz. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerin kaynakları bu vakıflara peşkeş çekilmeyecek. Kaynaklar o kentin hemşerileri için, yurttaşlarımız için kullanılacak. Bir örnekte Adana'daki kuyu skandalında. Adana'da yapılanlar dünya yolsuzluk literatürüne geçecek cinsle. Önceki belediye yönetimi 76 su kuyusu açılsın diye ihaleye çıkmış. İhale bedeli 12 milyon lira.
yönetimi devralan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız da açıldığı söylenen bu kuyulardan 35'ini kontrollü ettirmiş. Sonuç, kuyuların beton kapakları var ama kapakların altında kuyu yok. Kapak var, kuyu yok. Tam bir Cumhur İttifakı mucizesi. Biz bu ülkenin kaynakları doğru kullanılırsa, kaynaklar israf edilmezse, ona buna peşkeş çekilmezse ülkemizin çok kısa sürede ayağa kalkacağına inanıyoruz. Bunu yönetimimizdeki belediyelerde tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Tabii başkanlarımızın bu yaklaşımı sarayı çok rahatsız ediyor. O nedenle sarayın kibirli adamı miting meydanlarında yaptığı konuşmalarda başkanlarımızı açıktan artık hedef alıyor. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin yönetilmeyip savrulduğu bir başka önemli konu Suriye. Suriye meselesinde bu iktidar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında, geçen hafta da söylemiştim, adeta pimpon masasındaki topa döndü. Bir biri vuruyor, bir biri vuruyor. Hem Rusya hem ABD bu sahada istedikleri gibi at oynatıyorlar. Masada da bize silah satışı yapmaya çalışıyorlar. S-400 aldık diye F-35 programından çıkarıldık. Şimdi yaklaşık 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35'leri kurtarmak için iktidar Amerika Birleşik Devletleri'ne patriotlar için göz kırpıyor. S-400 alıp F-35'lerden olunca Rusya ellerini ovuşturuyor, iktidara SU-35, SU-57 satalım diyor. Türkiye Suriye'de batağa saplandıkça egemen güçlere silah pazarı oluyor. Bu iş bilmez iktidarın payına da karşılığı olmayan hırslarını dondurma yalayarak soğutmak düşüyor. Astana dediler, Soçi dediler, tüm bu süreçler şimdi çöktü. Astana'da Suriye'de 3 garantör devlet var deniyordu. Rusya, İran ve Türkiye. Şimdi bu iktidar İdlib'de Mehmetçiklerimizin can güvenliğine Rusya garantör oldu diye seviniyor. Artık Suriye'de sadece sahada değil masada da ağırlığımız Rusya ve İran'ın gerisine düştü. İdlib'de 12 gözlem noktasında askerlerimiz adeta rehin. Fırat'ın doğusunda ise Amerika Birleşik Devletleri bizim askerimize karşı PYD ve YPG'ye garantörlük yapıyor. Savaş gemilerimizin arkasına sığınarak bizi iş bilmezlikle suçlayan sarayın kibirlisine bir daha söylüyoruz. Akdeniz'de hiçbir bölgesel işbirliği içinde yokuz. Bir daha söylüyorum. Dün Akdeniz'de ekonomi ve siyasi işbirliklerinin doğal lideri olarak görülen ülkemiz bugün sarayın yaptığı hatalar nedeniyle bölgede yalnız kalmış, etkisizleşmiştir. Suriye'de artık sona yaklaşılıyor. İdlib'i Suriye ve Rusya bombalıyordu. Şimdi buna Amerika Birleşik Devletleri de katıldı. İdlib'den yüz binlerce insanın Türkiye'ye akması riski her geçen gün artıyor. 30 Ağustos günü sınırımızda yaşananları hep beraber gördük. Binlerce insan sınırımıza akın etti. Yıllardır iktidarın beslediği, koruyup kolladığı bu insanlar şimdi Türkiye'ye karşı cephe almaya başladı. Bu iktidar için bir uyarı olmalıdır. Türkiye sahada ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabiliyor. Sarayın Suriye politikası tel tel dökülüyor. Maalesef Suriye'de kaybeden iki ülke var. Biri Suriye. Yüz binlerce insanını yitirdi. Yüz binlerce yurttaşı başka ülkelere göç etti. Yerinden yurdundan oldu. Diğer kaybeden ise Türkiye. Şu ana kadar 3,5 milyon Suriyeli için 40 milyar dolardan fazla para harcadı. Ekonomimiz artık bu yükü taşıyamıyor. Şehirlerimiz açık hava kamplarına dönüştü. Bazı şehirlerimizin demografik yapısı da bozuldu. Sosyal sorunlarımız ağırlaştı, sınırlarımız peşaverleşti, yanı başımızda terör adacıkları oluşmaya başladı. Yüzlerce Mehmetçiğimiz sınırlarımızı korumak için operasyonlarda şehit oldu. Süleyman Şah Türbesi sırtlanıp kaçırıldı. Sınırlarımız dışındaki tek toprak parçamız kaybedildi. İktidarda, iktisatta zararı en aza indirme diye bir kavram vardır. Türkiye Suriye'de çok büyük yüklere, zararlara katlanmıştık. Artık bu ülke daha fazla yüke katlanamaz. Yeni bir göç dalgasına ve Suriye'den gelecek şehit haberlerine bu milletin artık tahammülü kalmamıştır. Bir an önce yepyeni bir strateji oluşturulmalı. Bölge ülkeleriyle masaya oturularak sorunları çözmenin yolları
aranmalıdır. Bu arada Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ile ilgili önerimizin yeniden değerlendirilmesinin altını çizmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı, kurum kimliklerinizi ama lütfen sorularınızı tek tek sorarak almak isterim. Evet, buyurun. Fox Haber'den Beril Ötkan. Adli yıl açılışına külliyede olduğu için bazı barolar boykot ettiler. Sayın Erdoğan da bugün konuşmasında baroları eleştirirken şöyle dikkat çekici bir cümle kurdu. İlk çözmemiz gereken mesele tüm meslek teşekkürlerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirmek. Şimdi bu söz ne olarak algılandı sizin tarafınızdan? Öncelikle ilk sorum bu olsun efendim. Evet, teşekkür ediyorum Beril Hanım. Ben tabii şunun altını çizmek isterim. Bu ülkede tek adam parti devleti rejimini kuran bir kişinin kalkıp da şimdi sivil toplum kuruluşlarında temsili demokrasiden bahsetmesinin samimiyetle ne kadar bağdaştığını ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama bu arada bir şeyi de çok büyük merakla bekliyorum. Baroların yapısında yapılacak bu değişiklikten bugün gidip orada bu kadar baro başkanı protesto ederken, bu kadar bugün gidip orada konuşan Barolar Birliği başkanının haberi var mıydı? Bunda amaç nedir? Yargı bağımsızlığıyla ilgili pozitif bir adım atılacaksa bütün bu çalışmaların içinde olduğunu söyleyen Barolar Birliği başkanından bunu duymak isteriz. Bu sözler onun tepkisini merakla bekliyoruz. Evet, buyurun sen. Haber Global Televizyonu Serap Belavacıklı. CHP Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde parti meclisini 4 Eylül'de Sivas'ta yapacak. Buna MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan ciddi bir tepki geldi. Semih Yalçın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ı basmak, milli iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip'le aynı kafadadır dedi. Orada verilecek mesajların millet nezdinde 5 paralık değeri olmayacaktır dedi. Buna bir cevabınız olacak mı? Teşekkürler. 5 paralık değeri olmayan bu sözlere ben burada cevap vermek dahi istemiyorum. Hiçbir şeyin farkında değil. Tarih bilgisinden de yoksun. Yani Sivas Kongresi'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak değerlendirildiğinin dahi farkında değil. Kendisine parti meclis üyemiz, Aydın milletvekilimiz gayet güzel bir cevap vermiş. Onun üstüne söyleyecek bir lafım yok. Efendim, siz de Suriye'deki olaylardan ve Türkiye'nin Rusya'dan ve Amerika'dan alacağı uçaklardan bahsettiniz. Şimdi Erdoğan yakın zamanda Rusya ziyaretinde şöyle bir cümlesi olmuştu. Buraya boşuna gelmedik. Daha sonra da biz yeni pazarlar arayabiliriz. Yani Rusya'dan uçak alabileceğinin sinyallerini vermişti ama Sayın Çavuşoğlu yine yakın zamanda Rusya'dan uçak almak gibi bir açıklamamız olmadı dedi. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi dondurmayı yalarken Sayın Erdoğan çıktı dedi ki biz şimdi bu uçağı mı alacağız demedim. Bu uçuyor mu diye sordu. Ondan sonra biz şimdi bu uçağı mı alacağız dedi. Şimdi çıkmış Dışişleri Bakanı herhalde Putin kendisine de dondurma ısmarlamadı diye ağzımızdan uçak alacağız diye bir laf çıkmadı diyor. Arkadaşlar işin şakası bir yana. Söylüyorum. Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülke savruluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir şeyler söylüyor. Onun oraya atadığı bakan, Dışişleri Bakanı bambaşka şeyler söylüyor. Açıkçası bu şekilde bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi yönetmeleri mümkün değil. Evet. CNN Türk Duygu Ayaz Bayram. Efendim CHP'li belediye başkanları için yeni bir sendika kurulması gündemde. SODEMSEN hatta adı. Evet. Nedir bu detayları bu sendikanın? Şimdi bu belediye başkanlarının belli bir dayanışma içinde bulunduğu projelerini tartışmak, iş bölümü yapmak, tecrübelerini birbirlerine aktarmak amacıyla
kurmuş oldukları bir sendika. Dün de genel başkan, bu konuyla ilgili genel başkan yardımcımız Seyit Torun geniş mufassal bir yazılı açıklama yapmış bu konuda. Hatırlarsanız Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının böyle bir sendikası var. Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarının böyle bir sendikası var. Bizim de böyle bir sendika kurmaya ihtiyacımız olduğunu gördük ve bu çerçevede belediye başkanlarımız gördü ve belediye başkanlarımız bu şekilde bir sendikayı kurdular. Evet. Rıdav Televizyonu'ndan Şevket Erkimen. Dün 1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle Diyarbakır'daki mitingde Sayın Sezai Temelli erken seçim vurgusu yapmıştı. Hazırlıklı olun demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir gündemi var mı sizce? Mümkün mü erken genel seçim? Biz baştan itibaren söylüyoruz. Milletten yetki istediler. Bu ülkeyi uçuracağız dediler. Çok daha hızlı karar alacağız dediler. Bugün içinde bulunduğumuz bu rejimi kurdular. Ondan sonra da bu işin başına geçtiler. Dolayısıyla bir söz verdiklerini yerine getirsinler. Hep söylüyoruz. Biz erken seçim istemeyeceğiz. Ama karşı taraf ben bu işi artık yönetemiyorum. Ben bu işi bırakıyorum. Erken seçime gidiyoruz derse o başka, biz her zaman hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye karşı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da bazı ithamları oldu, sert sözleri oldu. CHP'nin başındaki zat Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama sadece Türkiye yok diyor, gözü görmüyor dedi. Siz aslında değindiğiniz zaman bir taraftan CHP'nin seçim öncesi vaatlerinin tiyatro olduğu da söyledi. Hatta Ahmet Kaya'nın bir sözüyle cevap veriyorum dedi. Nereden baksanız tutarsızlık dedi. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Yani biraz önce değindim. Sayın Erdoğan'ın seçimden önce verdiği en somut söz doğalgaz zam mı? Bugün ne yapıldı ortada. Seçimden önce verdiği sözü tutmayan kendisi. Açıkçası belediyelerimiz göreve başladılar. Verdikleri sözlerin hepsini de birer birer tutmaya devam edecekler. Bu konuda hiç endişesi olmasın. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.